Aksaray'ın yöresel lezzetlerini tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde bize evinin, mutfağının kapılarını açan Şazımen Baş Hanımefendi ile birlikteyiz ve bugün Aksaray'ın özellikle düğün yemeklerinde efendim olmazsa olmazı etli bamya çorbasını pişireceğiz. Şazımen Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ev hanımıyım. İki kızım, bir oğlum var. 64 yaşındayım. Maşallah. Torun var mı peki Şazımen Hanım? Var. 4, aman 5 torunum var. Allah bağışlasın. Şazımen Hanım öncelikle teşekkür ediyoruz bize mutfağınızın, evinizin ederim. Kapılarını açtınız ve bugün sizinle birlikte etli bamya çorbasını pişireceğiz. Evet. Öncelikle malzemelerimizi saymakla başlayalım mı? Tabii. Buyurun. 250 gram bamya. Yarım kilo kuşbaşı, bıçak arası et. Bıçak arası kuzu et değil mi? Kuzu et. Evet. 4 bas soğan, 4 domates. Hı hı. Şöyle. Bir pafya biber, 3 yeşil biber. Yağımız, salçamız. Baharatımız. Limon tuzumuz evet. Var efendim. Tereyağımız var. Evet. Evet. Peki Şazımen Hanım öncelikle nereden başlıyoruz yemeğimizi yapmaya? Bamyamızı haşlayacağız önce. Bamyamızı haşlayacağız, evet. Dökebilirim. Tabii, buyurun. Kaynamış suya atıyoruz değil mi bamyalarımızı? Evet. Biraz limon tuzu attım serinlenmemesi için. Evet. Efendim birkaç adet limon tuzu attığımız kaynamış suya bamyalarımızı bıraktık. Haşlamaya ne kadar haşlanacak Şazımen Hanım? 5-10 dakika. 5-10 dakika haşlayacağız kuru evet. Bamyalarımızı. Evet. Peki bamyalarımız haşlanırken biz de sanırım soğanımızı ve domateslerimizi evet. Doğrayacağız. Eti, kuşbaşı etimizi koyalım. Buyurun. Çevriler olsun. Harlı ateşe mi alıyoruz etimizi kavurmak evet, için? Evet. Peki. Evet. Evet. Şimdi sanırım soğan ve domateslerimizi mi doğrayacağız? Evet. Tamam, ben de size yardımcı olayım. Veriyor yani. Hı hı. O zaman bir adet mutlaka kapya biber atacağız çorbamızın evet. İçine. Şazımen Hanım, etli bamya çorbası özellikle bildiğim kadarıyla Aksaray'ın düğünlerinde evet, yapılan evet. Bir çorba. Olmazsa evet. Olmaz diyor evet. Herkes Tumak Sarayı'nda. Evet. Sık sık peki sofralara da taşınıyor mu bu lezzet? Taşınıyor tabii. Davetlerde misafir kabullerinde. Evet. Ramazan'da misafir davetlerinde. Peki Aksaray merkezden misiniz? Evet. Merkezden. 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 Peki başka ne lezzetler anlatırsınız bize Aksaray'a özgü? Aksaray'a özgü, su böreği, etli mantı, yaprak sarması. Evet. Evet sevgili seyirciler, biz burada biberimizi, soğanımızı doğrarken bu arada ocakta kuru bamyamız limonlu, limon tuzlusu da haşlanıyor. Bir yandan da etimiz evet. Kavruluyor. Şazımen Hanım etin dibini tutmaması için ara ara karıştırıyor. Şazımen Hanım sanırım bamyamız haşlandı değil mi? Haşlandı. Şimdi onu süzeceğiz. Süzeceğiz. Etin yağını atayım dibine tutmak tamam, için. Tamam, buyurun. Evet, şimdi et biraz suyunu çektikten sonra Şazımen Hanım tereyağını kattı ete. Buyurun.
Şimdi bamyamızı süzeceğiz. Ben karıştırayım Şazment Hanım etimizi, siz bamyamızı süzün. Bir yaklaşık 10 dakika sanırım haşladık değil mi kuru bamyalarımızı? Birazcık soğuk su gezdirdi sanırım Şazment Hanım. Dirileşmesi için mi efendim soğuk su gezdiriyoruz bamyalarımıza? Çabuk şey olması için. Benim kurban ya. Aa, tamam. Dikkatli bir şekilde ipten ayıracağız değil mi? Evet, ipten çıkarıyoruz. Hı hı. Ben bu arada biberlerimizi doğrayayım mı? Doğra, doğra. Tamam, doğrayalım. Peki Şazment Hanım, lezzetli yemeğin sırrı nedir? Böyle bize mutfak sırlarından biraz bahseder misiniz? Lezzetli yemeğin sırrı nedir? Malzemesi bol olacak. Malzememiz bol olacak. Evet. Şu tavşan biber de çok lezzet verir yemeğe. Her yemeğe kullanırım ben. Çoluk çocuk torun torba çok şanslı. Siz mi yaparsınız genelde evli evet. Yemekleri? Evet, ben yaparım. Güzel. 11 sene oturdum gelinle beraber. Oo, maşallah. Şimdi ayrıldı, gelinin zoruna gidiyor yemek yapmak. Değil hep mi? Ben yapardım ya evde. Evet, tabii. Gelininiz çalışıyor mu efendim? Yok, ev hanımı. Ev hanımı ama yine de büyük olarak yemekleri evet. Siz yapıyordunuz. Evet. Evde şey yarış olur muydu hani anne yemekleri güzel yoksa hanım yemekleri mi diye böyle tatlı atışmalar? Ha, olurdu, olurdu. Olurdu değil mi? Benim oğlan çok damak tadına düştü. Çok seçer yemek. Çok bilir hemen. Bunu annem yapmamıştı. Başkasının pişirdiği yemeği anlıyor yani. Evet, evet. Tamam, başka doğrama tamam. Bir tamam. Evet, bamyalarımızı ipten ayırdık efendim, haşlanmış bamyalarımızı. Şimdi soğanlarımızı doğruyoruz. Bu arada etimiz hala ocakta kavrulmaya devam ediyor. Kavruldu etimiz. Şimdi iki bıçak arası kuzu eti dedik ama iki bıçak arası ne oluyor? Biraz bilgi verir misiniz bize? Yani bıçak elde arası, mi doğranmış oluyor? Evet, şöyle, şöyle bıçağına, şöyle bak, şöyle, 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 iki bıçak denir buna. Şimdi sırasıyla sanırım soğanımızı, biberlerimizi katacağız değil mi? Evet. Domateslerimizi de doğrayalım efendim. Şunu şuraya alalım. Oo, bayağı bir döküldü. Böyle şey derler sizde de var mı bilmiyorum ama hani yemek sıçrayınca işte kısmetlisi, nasiplisi evet. Çok olacak derler değil evet, mi? Evet, bizde de derler onu. Birazcık Aksa'yı eski zamanlarınızı anlatır mısınız? Eski zamanları anlatırım. Eskiden Ramazan geliyor diye incelek yaparlardı. Ondan sonra böyle çeşit çeşit şeyler yaparlardı. Erişte, mantı, Ramazan geliyor diye. Şimdi yok o şeyler, kalktı hep. Büyük aile sofraları kurulur. Evet, değil mi? Evet, her evet. Herkes bir arada. Evet. Peki Şazment Hanım domatesi nasıl doğrayayım ben böyle dilimledim ama. Öyle öyle. Kuşbaşı tamam. Devam, aha. Minik minik. Evet. Komşuluk ilişkileri nasıl? O eski komşuluk ilişkisi yok. Yok şimdi herkes resmi. Herkes resmi. Evet. Efendim Şazment Hanım'a nazar değdi. Küçük bir mutfak kazası geçirdik. Hemen gerekli müdahaleyi yapıp işimize devam edeceğiz. Hatta ben soğanları ben doğramaya devam edeyim. Teşekkür ederim. Siz birazcık dinleyin. Ben şöyle sizi böyle alayım. Siz bana soru sorun. Ben anlayayım.
anlatayım bu sefer. Yer değiştirelim. Hem birazcık da dinlendirmiş olalım sizi efendi. Evet Şahzımart Hanım. Sen nerelisin? Ben Orduluyum, Karadenizliyim. Sizde ne yemekler meşhur? Bizde öncelikle tabii ki Karadeniz'in vazgeçilmezi hafsimiz. Karalahana çorbamız var, karalahana dibyemiz var, karalahana dolmamız var. Su böreğimiz çok meşhurdur. El açması baklavamız çok meşhurdur. Evet. Yani genel olarak Karadeniz'de turşu çok meşhurdur. Özellikle Ordu'nun turşuları çok meşhurdur efendim. Hani taştan bile turşu yaptığı söylenir Orduların. Evet. Bu şekilde aklıma gelenler bunlar. Bu arada çok farklı bir duyguymuş hani soru sorulması. Ordu'ya da buradan selamlar madem böyle andık Karadeniz'de efendim. Bize hamsi böyle çerez gibi yenir, tazecik denizden çıkmış alınır. Böyle hamsi bizim için vazgeçilmezdir. Pilavını yaparsınız. Pilavını yaparız tavada kızartması yaparız. Yaparsınız. Komşular. Evet evet. Karadeniz'de. Fasulye turşusu. Ay evet bak ya. Çok yaşayın. Gerçekten bizde turşular kar olarak yenir. Özellikle de fasulye turşumuz. Evet. Şey olarak mıhlamamız vardır efendim. Yani mutfağımız bu şekilde çeşitleniyor Karadeniz'de. Tabii ki tüm yörelerimizin mutfağı çok zengin, çok güzel lezzetler var. Evet. Buyurun. Tabii. Hiç Karadeniz'e gittiniz mi? Gitmedim. İnşallah bir gün gidersiniz. Samsun'a gittim de Karadeniz'e gitmedim. Samsun'a gittiyseniz Karadeniz'e gitmişsiniz sayılır. İnşallah tüm illerde gezersiniz diğer Karadeniz illerine. Evet. Nasıl elimiz iyi değil mi? Bir problem yok. İyi iyi. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Eşiniz hayatta mı Şahzım Hanım? Eşim böyle sözler anne. Allah rahmet eylesin. Şubat'ın 14'ünde 5 sene bitip 6'ya dönecek. Seneyi devriyesi yaklaşmış efendim. Evet. Evet, soğanlarımızı doğradık. O soğanlarımızı ete ekleyelim. Tamam. Şöyle efendim. Kız ve kızlarınız yardım ediyor mu mutfakta gelininiz? Nasıl anlamadım. Öncelik açayım mı ocağın altını? Aç. Tamam. Orta. Üçüncü. Tamam. Üçüncü. Evet. Sanırım oldu. Biberlerimizi alayım mı Şahzımar Hanım? Biraz kavrulduktan sonra biberler. Olsun, az pişiyorum artık. Tamam. Efendim şöyle sırasıyla soğanımızla biberimizi hepimizin içine, kavruluğumuzun içine attık. Evet, çevireceğiz sanırım. Buyurun. Kızlar böyle yardımcı oluyor mu mutfakta gelin hanım falan? Olur. Becerikliler mi? Evet. Dedikodu yapalım birazcık. Evet. Becerikli gelinim de becerikli, kızlarım da becerikli. Güzel, maşallah. Evet. Ben biraz toparlamaya yardımcı oluyorum. Sanırım artık kavrulduktan sonra bamyamızı ve suyumuzu mu katacağız, evet, çorbamıza? Evet. Kavrulduktan sonra suyunu ekleyeceğim. Biraz kaynayacak. Sonra bamyası ekleyeceğiz. Evet efendim, kuzu etlerimiz soğan ve biberlerle birlikte kavruldu. Şimdi böyle karıştırıyor Şahzımart Hanım dibi tutmasın diye çorbamızın. Şimdi ne yapıyoruz Şahzımart Hanım? Tuzunu atacağım. Tuzumuzu atıyoruz. Evet, buyurun. Alayım ben. Kırmızı biberini atıyorum. Salçasını atıyorum. Evet.
Şöyle bir göz kararı ayarına baktı efendim. Salçanın çok olup olmadığına Şazman Hanım. El kararı çok önemli değil mi yemeğin, evet, lezzetinde? Tabii. Göz kararı yaparım ben, hiç ölçüyle yapmam. Maşallah. Evet, küçük küçük doğradığımız domateslerimizi kattık. Şöyle görüntüyü kapatmamak adına yardımcı olalım efendim. Mis gibi kokular gelmeye başladı, yalnız duymanız lazım. Biraz da böyle çevrilsin, suyunu dökeceğim sonra. Tamam. Kaynadıktan sonra bamyasını atacağım. Bamyasını, limon tuzu mu? Limon tuzum da bamya, suyun içine atıyoruz. Evet. Tamam. Peki birazcık daha kavuruyoruz etlerimizi, sonra dönüyoruz. Bamyamızın zehri hazır oldu. Suyunu ekliyorum. Suyumuz soğuk değil mi? Biraz, evet, daha vereyim mi şimdi? Biraz daha. Biraz daha. Birazcık daha şöyle alacağız. Tamam, tamam. Tamam. Kaynak. Suyu kaynadıktan sonra limon tuzunu atacağız, bamyayı atacağız. Evet sevgili seyirciler, etli bamya çorbamızın suyu kaynadı. Biraz özleşmesini bekledik. Şimdi Şazman Hanım... Limon tuzu atacağız. Evet, buyurun. Limon tuzu atacağız. Birazcık limon tuzumuzu atıyoruz. Sonra bamyalarımız da sıra sanırım. Bir tuzuna bakayım hafif. Tamam. Tuzuna, tadına, sonra bamyasını ekleyeceğiz. Şöyle bir tat kontrolü yapıyoruz. Var mı efendim ihtiyaç bir şeye? Tuz az. Birazcık daha tuz ekleyeceğiz. Damak tadına göre tuzunuzu azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Evet. Bamyaları ekliyorum. Peki ne kadar kaynatacağız bu aşamadan sonra çorbamızı? Kaşığına alıp bakarız. Bamyanın yumuşaklığına göre, evet, anlayacağız. Evet. Evet efendim, artık etli bamya çorbamız pişme aşamasında. Limon tuzumuzu ve haşlanmış bamyalarımızı da suyumuzun içine attık. Artık ağzını kapatıp kaynamaya, pişmeye bırakacağız, evet, değil mi? Evet, evet. Peki. Bir 10 dakika neye pişecek. Peki. Çorbamız pişti, servise hazır. Oh, mis gibi buram buram kokuyor efendim. Elinize sağlık. O zaman şöyle masamızı alalım, bir servis edelim değil mi? Tamam. Buyurun. Tamam. Sevgili seyirciler, duman üstünde dedikleri bu galiba. Gerçekten öyle mutfaktaki kokuyu sizlerin de duyması lazım. Şöyle efendim, hemen çorba kasemize servise alıyorum. Sıcakta dinlendirmek gerekiyor mu Şazman Hanım çorbamızı biraz? Tabii, dinlenmesi daha şey, lezzetli olur diyoruz. Biz tabii hemen şöyle bir göstermek, tadına bakmak için acele ediyoruz. Tabii. Ama sevgili seyircilerimiz bu tarifi evlerinde yaptıklarında efendim, çorbamız piştikten sonra bir yarım saat dinlense yeterli mi? Yeterli, 15 dakika. Yeterli. Evet. Şimdi arkadaşımıza da efendim bunu tanımız açısından yardımcı olalım. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizin tariflerinizde Aksaray yemeklerinde etli bamya çorbasını Şazman Hanım'la birlikte pişirdik, servise hazırladık efendim. Dilerseniz bir dilim limonla birlikte servis edebilirsiniz misafirlerinize damak tadına göre. Evet Şazman Hanım, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Şazman Hanım'ın komşularıyla birlikteyiz. Hanımefendiler de elleri kolları dolu gelmişler. Çekimler arasında onlarla da sohbet ettik ve efendim birlikte vakit geçirdik. Özellikle Melat Hanım
Aksaray'a özgü bir lezzeti soframıza taşıdı bugün etli bamya çorbasıyla birlikte. Tırtıl baklavası el açması Aksaray'a özgü. Yine işte ıspanaklı el açması böreğimiz var, poğaçamız var. Yine gelin pastası dedi hanımefendiler, evet. Efendim şöyle pratik, yine günleri süsleyen, hanımların günlerini süsleyen güzel bir tatlımızda, masamızda. Evet Şazimet Hanım, gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, size çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, bugünün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer Beyefendi'nin küçük bir hediyesi var. Onu takdim etmek istiyorum. Efendim, kahvenizi yudumlarken bizi anın, bugünü anımsayın. Şöyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde bugün Şazmant Baş hanımefendinin evine konuk olduk. Bir başka sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.